Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle ofisler için özelleştirilmiş bir klavye mouse kablosuz seti inceleyeceğiz. Bu setimiz Type-C girişli, şarj edilebilir. Yani pille çalışmıyor, normal kablosuz mouse'lar gibi şarj edebiliyorsunuz. Wireless'la bağlanıyor ve girişleri de Type-C şeklinde değiştirilebiliyor. Türkiye'de tekmiş bu ofis seti. Kendi üzerinde de ofisler için özelleştirilmiş bazı butonları var. Şimdi sizle direkt bunu inceleyelim. Bugün burada farklı bir ürün var. Bu bana bir değişik bir şekilde geldi arkadaşlar, bu ürün. Dediler ki işte böyle böyle bir ürün var, tanıtmak ister misin? Dedim ki böyle böyle bir ürün gaming değil, baksanıza. Dediler ama hani dedim bir özelliği olması lazım, yani ben öyle tanıtamam. Dümdüz. Dediler ki bu Türkiye'de tek. Ya dedim ne kadar tek olabilir yani, kablosuz işte mouse klavye set. Bir de 250 lira gibi bir fiyatı vardı, şu an tam fiyatını bilmiyorum. Bakarsınız linkinden. Dediler bu hem Type-C çıkışlı. Ha, kutusunu açıyorum bir yandan da. Mikrofona koydum onu böyle. Hem Type-C çıkışlı hem de şarj edilebilir. Tek işte set. Burada bir Type-C uydu çeviricisi var. Ya dedim hani ben normalde gaming değil bu yani. Benim ne alakam var böyle işlerle? Dediler bir senin bir bakmanı istiyoruz. Hani bir bak. Bir yorumla sadece yeterli. Şu an buna binaen açtım. Burada parlak bir ucu var. Yani eli dolduran normal ofis mouse'u. Kablosuz ama bu. Buradan da şarj ediliyor anladığım kadarıyla. Neyse bakalım. Aha, bunun altından da bir kablo daha çıktı. Bakayım bunun ucu micro USB. Bunu herhalde şarj ediyoruz. Ben bir şey anlamadım bu işten. Bunu illa da bak dediler. Yani. Biz de bakıyoruz şimdi. Buraya da bir disk koymuşlar. Kutunun içinden başka da bir şey çıkmıyor. Yani bunu bakmam için gönderdiler. Bakıyoruz şu an içinden. Biraz etli bir klavye yani mekanik falan öyle hiçbir şey yok. Bu çok farklı bir klavye de hani bunu televizyona takarsın şeklinde bir klavye. Bu da mouse'u. Bu nasıl bağlanıyor şimdi şeye? Ona bakalım. Ha, bu pil arkadaşlar şarj edilebilirmiş. Bir de buradan bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak. Normal USB ucu çıktı. Bunu bilgisayara takacağız. Takalım hatta sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir şeymiş. İlla da bak dediler yani. Dedim ki benim ne size bir faydam olur. Benimle alakası olmayan bir konu dedim. Dur şeyinki nerede? Klavyeninki. Klavyenin yok mu? Klavyesiz. Bunu bağlayınca ikisi birden açılacak. Şuradan on off tuşundan açtım. Bunu gidelim takalım bakalım. İkisi birden çalışıyor mu bununla? Hangisine takalım? Hangi bilgisayara takalım? Bu tarafa gidelim. Bu bilgisayara takalım. Bu bilgisayarın boş slotu kalmamış. Çek bunu. Bunu takalım böyle. Acaba bir tanesi yetiyor mu? İkisine de. Şimdi. Mouse açacağız tabi. Açtık. Mouse güzel hareket ediyor. Buna Türkiye'de tek dediler. Aha. Kanal analizlerim açıldı yanlışlıkla. Neyse çok önemli değil. Böyle çalışan bir şey. Buraya da mesela ha, klavye de tek onunla çalışıyormuş. Bir USB ile hem klavyeyi hem mouse'u bağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu set hiç kompakt değil. Mesela bu Tombic. Bakın bu kablosuz klavye olmasına rağmen işte burada numpad'i var. Buraya da bir yuvarlak koymuşlar sesi ayarlasın diye. Bakın buradan sesi ayarlıyorum. Bunu koymuşlar. Basılan bir şey değil, sadece dönüyor. Sağlam yani, kaliteli. Ama bir ofis malzemesi anladığım kadarıyla. Bizle alakası olmayan. Etli etli, böyle sağlam, tok bir malzeme. Bizim gibiler ne yapar? Televizyona takabilir bunu.
oyun oynanır mı? Hani şimdi 2.4 wireless olduğu zaman gecikmeler çok düştü biliyorsunuz. İlla ki kablosuz mouse da bir oyun oynayan vardır şu anda. De alım, yani oyun oynamak için falan değil. Hani alakası yok. Zaten şey de o değil. İddiası da o değil. Ya güzel bir klavye. Etli butlu. Buraya da bir FN tuşu koymuşlar. Normalde FN tuşu şeylerde olur. Küçük klavyelerde. FN'ye bakıp F9'a basınca Google açılıyor. Bu bir ofis klavyesi. Belli yani. FN F10 mail demiş. Mailler açıldı burada. Bu F11'in üzerinde ne var? Ha, F11'e basınca da bilgisayarım açılıyor. Yani bu değişik bir klavye bu. Tombik tombik. İncelemem için göndermişler. Teşekkür ederim buradan Inca markasına. Ama bizi gaming ürünlerde tercih ederlerse daha memnun oluruz tabi. Arkasında ne var? Yani safi plastik bu, dayanıklı olsun diye. Hani bir iş yerine alırsınız da 10 sene kullanılır ya, harfleri silinir falan. Öyle bir klavye bu. Güzel, hani yerinden kaldırabiliyor icap ettiğinde. Bunun üzerinde de bir DPI tuşu var herhalde. Evet, DPI tuşuymuş. Bir DPI değiştirmemiz söz konusu. Mouse'dan birazcık sessiz olup bir şey konuşuyoruz. Yani burada böyle bir bilgi kartı var. Şarj edilebilir bir batarya. Bunun bataryası acaba nereden görünüyor? Bunun bataryasına erişemedik. Bunun bataryası görünmüyor herhalde. Sadece şarj edebiliyorsunuz şuradan. Burada on off tuşu var. Bir de şarj etme tuşu. Yani teşekkür ederiz buradan. Değişik bir klavye. Ha, safi plastik ama. Kaput. Dediğim gibi şey. 20 yıl kullanmak klavye mouse'u. Bilmiyorum tabi bataryalara o kadar dayanmaz büyük ihtimalle de. Teşekkür ederiz bize bunu gönderdikleri için. Kırma testi mi yapsak? Neyse. Arkadaşlar, klavye gördüğünüz gibi yani benim oyun oynamak için kullanacağım bir klavye değil. Yani oyun da oynanmaz normal şartlarda. Ha, imkan meselesidir. Alırsınız oynarsınız başka bir şey. Ben bu klavye mouse'u televizyona bağladım şu anda. Tek USB slotu olduğu için bir tane USB takıyorsunuz televizyona. Klavye mouse'u orada kullanıyorsunuz. Ama televizyonda da normal şartlarda kullanmak için biraz kaba geldi bana. Genelde daha kompakt klavye mouse setleri televizyonda kullanmayı tercih ederim. Bir tane laptopum vardı ders çalışmak için. Onu televizyona bağladım. Uzaktan televizyonun üzerinden direkt kontrol edebiliyorum laptopu. Ama bu sefer tabii USB laptopa takıyorsunuz. Oradan HDMI'ye televizyona bağlıyorsunuz. Benim bir tane netbook vardı. Onu direkt televizyonun altına koydum. Hani rahat kullanılıyor video izlemek için böyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.